Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarımız Sayın Mehmet Buldurgan ve Ertuğ Yaşar. Elkom, Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su. Evet. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bey. Evet. Şimdi biraz teknoloji konuşalım, sanayi konuşalım. Dünyaya yaptığımız işleri konuşalım diye sizleri davet ettik. Sağ olun, teşekkür ederim. Mehmet Bey, siz yıllardır sanayinin içindesiniz. Çok 41 oldu. Önemli kuruluşlarda üst düzey yönetici olarak çalıştınız. Bizim malum otomotiv işinde. Doğru. Daha önce sohbetlerimiz de oldu. Siz de ekonomi camiasının tanıdığı isimlerdesiniz Ertuğ Bey. Şöyle girelim. Biz hep karadaki otomobili konuşuyoruz, elektrikli otomobili konuşuyoruz ama Türkiye'de öyle bir şirket var ki denizlerimizde elektrikli gemiler yüzdürmeye başladı. Hatta ihraç etmeye başladı. Evet. İsterseniz önce bu şirketin yapısından, sermayesinden, yönetiminden bahsedelim. Tabii. Mehmet Bey, siz de başlayın. Tabii. Ben çok kısaca bahsedeyim Sadi Bey. Ama benim kısa girişimden sonra şöyle bir denizcilik sektörü... Tabii. Sektörü ne kadar büyük nasıl olduğunu ortaya koyacağız dünyadır. Ki işin önemini anlatalım. Ben şimdi karayı bitirdim. Denizciliğe geçtim. Karadan denize açıldınız. Onu da Ertuğ Bey'den rica ederiz. Şöyle bir globalden yola çıkalım. Evet. Biz aslında çok büyük bir şirket değiliz. Hı-hı. 81 yılında kurulan bir şirket Elkon Elektrik. 2010 yılında kurucusu Türk girişimci tarafından %100 tamamı Hollandalı bir holdinge satılıyor. Evet. 2010 yılında. Daha sonra bu Hollandalı holding 2016'da Türkiye'deki operasyonunu satmak istiyor. Çıkmak istiyor. Dönmek istiyor ülkesine. Kendi sebepleri yüzünden. Ben o dönem tanıştım Elkon'la. Tanıştığım zaman gördüm ki inanılmaz bir beyin gücü var. Evet. Türk mühendis gücü var. Mühendisler var. Müthiş. Bizim bir bal arısı, petek tabirimiz vardır. Teknoloji geliştiren, üreten, illa müthiş icat çıkaran değil ama benim başka örneklerde de söylediğim karada yapılan şeyleri denizde de yapmaya başlayan bir şirket. Hı hı. Bir sistem entegrasyon şirketi. Bu şirketle tanıştım. Ve burada bir örnek model olan, İngilizce kullanacağım ama hemen düzelteceğim sonra, management buyout sistemi, yani yöneticilerin şirkete ortak olma modelini başarıyla yani uyguladık. %30'u yönetenler. Evet, %30'u 10 tane arkadaşımıza, değerli mühendislerimize ait. %70'i de bir önemli bir Türk yatırımcısına ait bir model. O zaman çok yerli ve milli bir şirket yerli oldu milli. Tekrar Hollandalılardan tarif bize geçti. Tarif etseniz bundan iyi tarif etmez Elkon. Çok güzel. Bundan güzel tarif edilemez. Biz gemi üretmiyoruz. Tersane Hı-hı. değiliz ama teknolojiyle üretilen her gemide, ki tersaneler de biraz sonra konuşacağız inşallah, çok başarılı işler yapıyorlar. Orada yerimizi alıyoruz. Çok, çok büyük bir şirket değiliz ama teknolojiyi çok iyi takip ettiğimiz için dünyada zaten 10-15 tane oyuncusu olan bir sektörün önemli bir ismi oluyoruz. O yüzden ben burada profesyonel yönetim kurulu başkanı, yatırımcı değil ama yatırımcıyı temsil eden yönetim kurulu başkanı olarak destek vermekten çok mutluyum. Tamam, çok güzel. O zaman Ertuğ Bey'e dönelim. Şimdi ortada şöyle bir şey var. Daha önce bir gazeteci arkadaşımız da sizin için denizin baba yiğitleri lafını kullanmış. Sağ olsun, lütfetmiş. Çünkü burada bir siz her ne kadar yeni bir şey üretilmiyor gibi söyleseniz de inovasyon, Ar-Ge çalışmalarınız var, da var. Var. Nasıl bir şirket var? Ne yapıyorsunuz? İhracat var mı? Teşekkür ederim. Bir kere karşınızda bir mühendislik şirketi var. Evet. Şöyle söyleyeyim rakamlarımız. Tabii ki tersanelerde çalışan işçi arkadaşlarımız var ama 200 tane. Bizim şirketimizde 50'ye yakın mühendisimiz var. Evet. Beyaz yakalımız, ben dahil ve hizmetlerimiz dahil 15 kişi. Yani 3'e 1 bir mühendislik şirketiyiz. Güzel. Yılda 70-80 bin adam saat mühendislik yaratıyoruz. Güzel. Ve bu aslında teknoloji üretiyorsunuz. Evet, tabii. Teknoloji üretiyoruz. Bu mühendisliği de katma değerli işler için üretiyoruz. Bizim veli nimetimiz, müşterilerimiz, tersanelerimiz. Evet. Tersanelerle birlikte bir kazan model içindeyiz. Özellikle Türk tersanelerle birlikte.
belki biraz sonra söz ederiz. Türk dershaneleri Avrupa'da çok başarılı işler yapıyorlar. Türkiye'nin inşaat sektörü Avrupa'nın en gözde ülkelerinden biridir. Evet. En ki o konuda ihracatımız da değil mi? Tabii yani gayet. Sanıyorum bu yıl 1,5-2 milyar dolara yaklaşacak gemi inşa ihracatımız. Bizim ihracatımızın büyük bir kısmı bu türlü dolaylı ihracattır. Güzel. Örneğin bir tersanemiz Norveç armatöründen ya da İngiliz armatörden sipariş alır. Onun içindeki işi bize yaptırır. Biz de dolaylı ihracat yapmış oluruz. Ama Mehmet Bey'in biraz önce bahsettiği 2 yıl önceki, izin verirseniz ben buna yapısal dönüşüm, transformasyon diyorum. Kesinlikle. Bunu geçirdikten sonra kendimize yeni vizyonlar çizdik ve bu vizyon içinde de son dönemdeki eğilimden farklı olarak ihracatla dış satımla büyümemiz gerektiğine karar verdik ve dış pazarlara, özellikle Avrupa pazarlarına açılmaya başladık. Bu çerçevede de ilk meyveleri aldık. Şu anda Türkiye'de 20 küsür tane geminin elektrik sistem entegratörlüğünü yaparken yurt dışında da 3 ülkede 10 gemi yapıyoruz. Bu çok gerçekten Türkiye için bir ilk. Mutlaka arkamızdan gelenler olacak. Biz bu yol elektrik açıyoruz. Entegrasyonu derken belki seyircilerimize yanlış bir bilgi vermiş olmayalım. Geminin elektrik sistemleri değil. Aslında geminin elektrik enerjisiyle çalışır hale getirilmesi. Evet, ilk söylediğiniz de var ve geminin sevk sistemleri. Karbon yakıt kullanmayan evet, değil mi? İzin verirseniz oraya gireyim. Şimdi dünyada tabii çok çeşitli eğilimler var ama şeye baktığımız zaman taşımacılık alanına, hareket alanına baktığımız zaman bütün havada, karada, denizde bir eğilim görüyoruz. Evet. Bu bir İngilizce bir kelimeyle söyleyeceğim, dekarbonizasyon. Yani evet, karbon salınımı olan yakıtlardan uzaklaşma. Bunları mümkünse hem ortadan kaldırma. Hem maliyet açısından hem çevreye. Kesinlikle, özellikle olursa çevreye evet, ve maliyet tabii. Evet. Yani bu da tabii ilk kapsama dizel makineler giriyor. Tabii ki dizel makineleri insanlık hayatının, insanlık tarihini değiştiren makineler. Ama belki onların da artık ömrünün sonuna gelindi. Evet. Ve bu çerçevede yeni bir laf belki literatürümüze girecek. Bu da elektromobility. Yani hareketliliği elektrikle sağlamak. Evet. Yani sevk sistemini elektrikle sağlamak. Ya biz şimdi bir geminin sevk sistemini elektrikli hale getiren ya da baştan tasarımını da öyle yapsak, öyle üreten bir teknolojiye elektriği sahibiz. Üretmiyoruz. Elektriği biz üretmiyoruz gemideki. Bunu yok, bir batarya üretebilir. Hı-hı. Batarya bir koyuyorsun. Elencili bir makine üretebilir ama oradan gelen elektriği alarak biz geminin sevk edilmesini sağlıyoruz. Peki bu gemiler daha çok nerelerde kullanılıyor? Çok fazla şekilde feribotlarda kullanılıyor. Ha. Özellikle Norveç. Daha çok iç. İç sular. Evet. Mesela Türkiye'de pek bilinmez. Norveç bu konuda çok öncü. Bir örnek vermek istiyorum. İlginç bir şekilde Tesla'nın en büyük pazarı Amerika Birleşik Devletleri değil, Norveç'tir. Hmm. Çok ilginç otomobilden bir şekilde. Evet, otomobilden bir örnek vereyim. Niye? Çünkü Norveçliler dünyanın büyük petrol üreticilerinden biri olmalarına karşın mümkün olduğu kadar karbon salınımı olan yakıtlardan kaçıyorlar. Evet. Çünkü şimdi de denizde bu devrimi yapıyorlar. Elektriklerinin %99'unu, ne yazık ki biz bunu yapamıyoruz, %99'unu hidro kaynaklardan, su kaynaklarından, evet, yenilenebilir kaynaklardan elde ediyorlar. Ve bunu da biraz önce söylediğim mobility kısmında kullanmaya çalışıyorlar. Norveç'te yaklaşık 250-300 tane feribot hattı var. Yani bizim Beşiktaş, Üsküdar. Siz Norveç'e satış yaptınız. Biz Türk dershaneleri sayesinde yapıyoruz. Bizim dershanelerimiz tabii çok başarılı Türk dershaneleri. Yani 4-5 tane Türk dershanemiz şu anda da siparişleri var. Yaklaşık sanıyorum yapılanlar ve yapılacaklarla birlikte Norveç'in 20 tane feribotunu Türk dershaneleri yapıyor. En çok feribotu Norveç dershaneleri yapıyorlar hala. Ama onların hemen arkasından Türk dershaneleri, yani Norveç'te kullanılacak feribotları Türk dershaneleri yapıyor. Çok başarılı işler yapılıyor. Biz de elimizden geldiği kadar Türk dershanelerin, yani bizim veli nimetimiz firmaların başarılarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sizin içerisinde Sadi Bey özellikle satış sonrası destek için Elkonor isminde bir Norveç'te bir şirket kurduk. Yani, orada bir Norveç'te asıl pazar orası olduğu tabii, için. Tabii. Artık orada varız. Bayrağı diktik oraya. Bir Norveç'te ortağımız da var. Yani 70-30 modelini orada da uyguladık. Oradaki şirkette. Oradaki şirkette. Üretim tarafında tabii, siz varsınız. Üretim burada tabii ama orada satış sonrası çok önemli. O yüzden orada da yapılanıyoruz. Biz dış açılım politikasını uyguluyoruz bu yıl başından. Yani feribot operatörü şunu söylüyor. Pazarda aslında olmak, mecburuz, değil mi? Tabii. Bu şekilde olmak feribot operatörü şunu söylüyor. Tamam kardeşim diyor.
Sen iyi bir firmasın. Referansların iyi, mühendisliğin iyi, kabiliyetin iyi, fiyatın çok makul. Peki bu burada bozulursa ben seni mi arayacağım İstanbul'dan? Tabii ki. Biz dedik ki hayır. Bir de az önce söyledik, siz söylediniz. Dünyada küresel devler var bu işte ve onlarla rekabet ediyoruz. Evet, onu tabii. Onlar her türlü hizmeti verirken siz yaptık gönderdik. Olmaz. Yani biz onları takip ediyoruz tabii ve arkalarından gelmeye çalışıyoruz. Norveç tabii Türkiye için, Türkiye'nin inşaat sektörü için önemli bir pazar. Çok. Ne yazık ki son dönemde hani adımız da real ekonomi olduğu için onu söylemek zorundayım. Norveç ile aramızda bankacılık ilişkilerinde bazı sıkıntılar var. Yani teminat mektup, teminat mektup. Çünkü bizim işimiz olabiliyor. Bu şeyden kaynaklandı herhalde, değil mi? Kur. Aynen. İnşallah kurlar istikrar kazandıkça düzeliyor ama bir sıkıntı oldu bu sektörümüzde. Anladım. Biz tabii ki politikacılarımız, bakanlarımız seviyesinde bununla ilgilendiler ve sorunu çözmek için gayretlerde bulunuyorlar. Her türlü sektör örgütlerimiz, bakanlığımızın profesyonel çalışanları yani bürokratlarımız ve bakanımız seviyesinde bununla ilgileniyor. Bir çözüm bulunur. Evet. Şimdi tabii biz genel steril bir konu konuşuyoruz ama biraz güncel bir şey geldi aklıma. Yakın zamanda İDO bizim iç hatlardaki değil mi? Evet. Durdurdu. Tabii bizim şirketin kararı ilgilendirmiyor. Vatandaş iç hatlarda muhtemelen bu maliyetle ilgili bir karar. Yani işte kurlar operasyonel maliyet. Operasyonel maliyet. Tabii ki çok. Buradan hareketle sormak isterim. Bizim Boğazlar'daki işte Marmara'daki gemilerimiz elektrikli olsa ne kadar bir işletme işletme maliyeti mazotu düşünelim. İşte işletme maliyeti çünkü insan yani mürettebat ve başka değişkenler var orada. Tabii 3 ayırmak lazım. Mürettebat, bakım tutum ve yakıt diye düşünmek lazım. Yakıt mürettebat kısmını mürettebat kısmında da tasarruf olur. Olur çünkü, tabii ki. Çünkü, olur. Ha yakıt öyle olursa. Yani mürettebat kısmında da tasarruf olur. Çünkü otomasyona gidiyorsunuz, elektrik şeyine gidiyorsunuz. Evet. Ve ama bakım tutumda ve özellikle orada da yakıtta tahmin ediyorum 4'e 1, 5'e 1 tasarruf olur. Ve biz tabii bunu belki Türkiye bu üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz en azından kendi kıyıları iç denizlerinde aslında elektrikli. Bizim rüyamız var. Yani bizim rüyamız da şu. O zaman biz de iyi bir pazarız değil mi? Bizim bu teknolojiyi daha da geliştirmemiz lazım. Bizim rüyamız şu. Bakınız Boğaz içinde Yeşil Boğaz içi malumunuz. Birçok küçük tekne hareketi yani taşıma amaçlı işte Üsküdar Beşiktaş hattı olsun, Sirkeci şey hattı olsun, Üsküdar hattı olsun, gezi tekneleri olsun bunların hepsi belli bir yatırımla tamamen elektrikli ve çevreci yapılabilir. Buradan duyuralım. Yeşil yapılabilir. Duyuralım. Ama tamam. Bunun için bize göre 3 şeye ihtiyaç var. 1- politik kararlılık. Doğru. 2- regülasyon. 3- mutlaka kamu finansmanı. Doğru. Yani destek yatırımcıları aslında, yatırımcıları bunu yap diyemeyiz. Lazım. Mutlaka doğru. Bir finansma modeli oluşturmamız lazım. Ve kamunun bu işte ön alması. Evet. Örnek adım atılabilir mesela. Ya mesela otomotivde biz işte yeni bir otomobil markası yapıyoruz, projemiz var. İnşallah. Kamu burada teşvik edici oldu. Evet, tabii. Muhtemelen o da elektrikli olacak değil mi? %100 olması lazım. Denizlerimizde de belki bu konunun biraz daha şanslıyız orada. Denizde şöyle şanslıyız. Çünkü biz proje yönetim firmasıyız. Bir zincir üretimi yapmıyoruz. Her proje bizim için bir Ar-Ge projesidir. Doğru. Hepsini teker teker İngilizce söyleyeceğim. Tailor made yani terzi usulü yapıyoruz. Evet, yani o nedenle duruma göre siz oturup ne olması gerektiğini. Evet. Tersanemiz böyle yapıyor. Tersanemiz düzenliyor. Peki yapıyoruz. O zaman aslında biz belki de baştan öyle başlamak lazımdı. Dünyada denizcilik. Denizcilik. Peki. Şimdi dünyada denizcilik. Yani hem gemi inşa hem dünyadaki bütün o ticaretin yapıldığı ulaşım araçları açısından ne kadar kritik bir sektör değil vallahi mi? Valla şöyle söyleyelim. Dünyadaki denizciliğin boyutu 1 trilyon doların üstünde. Evet. Yani ve başka bir rakam vereyim. Dünyada bankaların denizciliğe verdiği kredi 500 milyar doların üstünde. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 800 milyar dolar olduğunu düşünürseniz neredeyse bir Türkiye kadar krediyi bankalar denizcilik sektörüne veriyor. Çok büyük ekmek var orada Türkiye için. Tabii denizcilik sektörü deyince ikiye ayırmak lazım. Bir armatörler yani gemi işletenler bir de gemi inşaat yani gemi inşa edenler. Biz gemi inşaat tarafını bir alt tarafındayız. Peki rakamlar çok güzel. Mehmet Bey bizim savunma sanayimizin içinde önemli. Valla şöyle demin söyledik orada zaten. Orada yapılan üretimler var yerli mı? Yerli ve milli deyince. Siz sonuçta çok özür dilerim. Bu işin sermaye tarafını temsil ettiğiniz için siz ne gördünüz orada? Ben özel sektörle 41 yıldır yaşıyorum. Şunu gördüm. Dışarıdan gelip de fotoğrafı çektiğim zaman kamu sipariş edip kamu da üretirse bu iyi olmuyor. Ha, özel sektörün rolünü tabii. Kamu sipariş edebilir, kamu müşteri olabilir. Liderlik yapar, öncülük yapar, regülasyonları koyar ama kamu üretmemeli. Evet, doğru. Biz bir taraftan özelleştirme
için uğraşıyoruz ülke olarak. Aslında Amerika modeli böyle değil mi? Amerika modeli öyle. Amerika'da 1930'lu yıllarda çıkan kanun gereği Amerika bir defa yerli olacak diyor. Bakın bir yerli belli bizden önce yakalamış. Yerli bir kamu olacak anlamına gelmiyor. Tam tersi özel sektöre özel veriyor. Sektör. İzin verir misiniz bir örnek verelim? Tabii tabii. Dünyanın en büyük donanması şu anda Amerikalılar. Doğru. 320 parça işleyen gemileri var. Doğru. Bunların hepsi Amerika'da inşa edilmiş durumda. Hı hı. Ve bunları inşa etmek için de İtalyanı, Fincantieri'si, Avustralyalısı, Austal'ı, Almanı, MTU'su kalkmış Amerika'ya gelmiş, yatırım yapmış. Oraya dershane gitti. Almış, fabrika kurmuş. Tabii. Yoksa kabul etmiyor Amerikalı. Bir izninizle yine Mehmet Bey. Tabii 1950'lerden 60'lardan sonra savunma sanayinin, savaşta ölmek için öyle söylüyorum, esas gücünün hava gücü olduğu konsept ortaya çıktı. Özellikle Vietnam Savaşı ile birlikte. Ve bu yıllarca sürdü. Irak Savaşı'nda, Körfez'de bu böyle oldu. Ama son 5 yılda Libya ve Suriye'den sonra hayır kardeşim bu hava gücüyle tek başına olmuyor. Olmuyor. Mutlaka deniz gücüne ihtiyacımız var. Bazen deniz hava gücünü de deniz gücü taşıyor. Tabii o zaten o taşıyor. Tabii de, biz de biliyorsunuz bir tane helikopter gemi taşıma gemisi sahip. Yapıyoruz şu anda. Sedef Tersanemizde inşallah 2021 yılında teslim edilecek bir gemi yapılıyor. Ve bu gemi inşanın tekrar önemini ortaya çıkardı. Avrupalılar hiç unutmamışlardı bunu. O zaman bu iş teknoloji daha ileri aşamaya geldiğinde uzun mesafe gemilerinde elektrikle çalışması değil mi? O elektrik kaynağını izin verirseniz bir şey yapayım. Mesela şu anda bataryalar yani piller yeterli değil. Evet, küçük. Orada büyük Ar-Ge gerekiyor. Çalışma yapılıyor. Gibi. Bakınız Avrupa Birliği İskoçya'da inşa edilecek bir hidrojenli gemi için hidrojenden elektrik elde edilecek. Onunla da 20 milyon euro kaynak ayırdı ve bu yapılmaya çalışıyor. Norveç sizde de Ar-Ge çalışmaları var mı? Var. Ama izin verirseniz şunu bitireyim çünkü ilginç bir şey. Norveç'te yeni bir yakıt olduğu söylendi. Buna İngilizcesiyle liquefied biogaz deniyor. Yani sıvılaştırılmış biyogazı ölmüş balıklardan enerji elde ediyorlar. Hmm. Bununla da gemiyi sevk sistemine koyuyorlar. Yani balık çok. Nereye gidiyor? Ar-Ge işi. Ne kadar ciddi arayışlar var. Evet. Peki o zaman Mehmet Bey bu şirket geleceğiyle ilgili siz neler söylersiniz? Şu şimdi anda ne durumda? Ben şunu Sadi Bey izninizle tekrar vurgulamak istiyorum. O biraz heyecanlı tartışmaya dönüştü. Yani siparişi veren kamuysa üretici de kamu olmamalı diyorum ben. Bunun altını çizmek istiyorum. Üretici muhakkak özel sektör olmalı diye vurgulamak istiyorum. Çünkü gecikmeler yaşanabiliyor, hesap verilebilirlik değişebiliyor. Kamu denetleyici olsun, tabii, işin üstünde olsun. Müşteri ama olsun. Özel sektör, müşteri olsun. Ben şimdi olsun. Evet. Özellikle işin savunma içine sanayi. Girince çok da keyif aldım, çok sevdim. Tersanelerimizi gezince gurur duyuyorum. Evet. Hemen hepsini tek tek çok geziyorum. Çok güzel projeler Ertuğrul hayata geçti. Sağ olsun. İnanılmaz. Yani biz yine karadan başlayalım. Otomotivde bir şey ıskalamadık. Çok yok şükür. Yani. Çok gayet iyiyiz. Geldi. Bir çıkış yapmamız lazım. Yani bir de kendi ürünümüzü eklediğimiz zaman elektrikli olmak şartıyla mükemmel olacak. Efendim, son cümle olarak hedefleri söyleyelim. Hedefler, çok geniş geleceğin bu işini yapıyoruz. Büyüyecek mi? Büyüyecek. En az iki katı cirosu artacak. Ne yurt olacak dışında çok büyük olmayacak belki. Bir 50 milyon euroluk bir beklentimiz var. Ama yurt dışına bayrak dikip marka olacağız. Çok hızlı şeyi tamamlayayım. Biz Sanayi Bakanlığı'nın 448 nolu Ar-Ge belgesinde sahibiz. Bu da çok önemli. Teknolojiyi geliştirmek için ayrıca yani çalışmalara da başlayalım. Değerli iki tarafında Ar-Ge'de de markada da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Efendim, çok teşekkür ederiz. Sağ olun Sadi Bey. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.